Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu gübreyi ben bahçemde de kullandım, bahçe çiçeklerimde de kullandım, sadece saksılarda değil. Bakar mısınız, güllerim ne kadar güzel coştular. Hep tomurcuktu, bir anda böyle. Her sene kullanıyorum bu gübreyi bahçe çiçeklerimde ve mükemmel bir şekilde coşuyorlar. Ve bakın, devamlı bahçe çiçeklerimde de kullanıyorum. Saksı çiçeklerimin haricinde ne kadar faydalı olduğunu sizlere göstermek için bu güllerimi göstermek istedim. Bakın, harika bir şekilde coştular. Böyle evde yapılan organik gübreler, yani evdeki malzemelerle yaptığımız organik gübrelerin faydası gerçekten çiçeklerimize fark ediyor. Bakın, bu benim kendi yetiştirdiğim, hep sadece şöyle bir yapraktan yetiştirdiğim bir tane begonyam. Bunu bazı videolarda yine gösteriyorum. Çok güzel gelişim sağlıyor çünkü devamlı organik gübreler kullanıyorum. Herkesin evinde bulunabilecek malzemeler bunlar arkadaşlar. Ekidip pahalı vitaminler almanıza, çeşitli gübrelere bir sürü paralar vermenize gerek yok. İnanın, onların içerisindeki ürünler de zaten doğal ürünler. Onlara bir şeyler daha katıyorlar. Kimyasallar katıp biraz daha zenginleştiriyorlar ama çiçeklerimize inanın faydadan çok zarar sağlıyorlar. İlk etapta çok faydalı gibi gözükse de zaman aşımından sonra zararları ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın, bu da benim doğal gübrelerle büyüttüğüm bir begonyam arkadaşlar. Çiçekleri çok güzel açmış. Şimdi gördüğünüz gibi güllerimiz, begonyamız hepsi bu şekilde. Menekşelerimi de göstereceğim arkadaşlar. Evet, bunlar da benim yetiştirdiğim menekşelerim, menekşe fidanlarım. Bunları neden gösteriyorum? Doğru besinlerle beraber herkes bir sürü çiçeğe sahip olabilir, bir sürü menekşeye sahip olabilir. Bunları göstermek için bakın, burada bir sürü yeni yetiştirdiğim menekşelerim var arkadaşlar. Yapraklarının ne kadar canlı ve diri olduğunu görebiliyoruz. Bakın, ve ortadan hala yaprak veriyorlar arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir şekilde coştular ve bir sürü, ve hala yeni yetiştirdiğim menekşeler de var. Bakın, burada yine küçük küçük hemen yavru vermeye başladılar. Diğerlerini de göstereceğim, yavrularımın ne şekilde büyüdüğünü. Bakın, ben şu anda sulama yaptım arkadaşlar ve ortadan sulama yaptım. Bazıları diyor ki kesinlikle menekşelerin yapraklarına su değmeyecek. İnanın, hiçbir zararı yok. Ben ortadan, özünden sulama yapıyorum devamlı arkadaşlar. Bakın, burada yeni yetiştirdiğim küçük bir menekşem var. Bunları videonun önünden gösteriyorum. Yani gübrenin faydalarını önden görmeniz için. Bakın, buradaki orkidemin dallarını görebiliyorsunuz. Bunu yeni dal verdi arkadaşlar. Hemen yanından bir tane daha dal çıkardı. Ve yaprakları çok sağlıklı. Bakın, çok diri ve sağlıklı yaprakları var. Bakın, ölmek üzere olan bana gelen bir orkideden bahsedeyim arkadaşlar. Bu ölmek üzere olan bir orkideydi. Ben bunu canlandırdım. Ne şekilde yaptığımı da videolarımın bazılarında var. Bakın, görüyor musunuz dallarını arkadaşlar? Kuru olduğu halde, bakın burası kuru ama buradan yaprak verdi. Doğru besinlerle beraber, doğru sulamayla beraber bakın, çok güzel bir şekilde sağlığına kavuştu ve yaprakları büyümeye devam ediyor. Arkadaşlar, şimdi diğer yavrularımı da gösterdik. Evet arkadaşlar, bakın bunlar da yine yeni yetiştirdiğimiz fidanlardan. Bunları bazı videolarımda yine size göstermiştim. Bunlar hep doğal besinlerle, evde bulabileceğimiz besinlerle yetiştirdiğimiz menekşelerimiz. Bakın, sadece tek bir yapraktan bir sürü yavru verdi arkadaşlar. Bakın, şimdi bunları bunların saksıya alma zamanı geldi. Bunları saksıya alırken neler yapacağız? Onlar hakkında da bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu patates. Biz bu patatesin kabuklarını kullanacağız arkadaşlar. Ve çiçeklerimize o kadar çok faydası var ki, bunları gördükten sonra hiç kimse patatesin kabuklarını atmayacak. Bahçe çiçeklerinizde, bahçe sebzelerinizde ve iç mekan çiçeklerinizde mutlaka ve mutlaka bu gübreyi kullanacaksınız. Biliyorsunuz, çiçekler için birçok besin maddesi var. Yani bunların en önemlileri evdeki organik olan ürünlerde çok çok daha faydalı. Bunları kullanırsak çiçeklerimiz çok daha sağlıklı bir şekilde büyür ve gelişirler. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman doğal gübrelerden yanayım. Ve sizin para verip de almanızı istemediğim için evde bulunabilecek olan hangi
ürünler çiçeklerimize çok faydalı. Bu konuda araştırmalar yapıyorum ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Bugün de patatesle beraber karşımıza geldim arkadaşlar. Patatesin içerisinde potasyum, magnezyum, demir, çinko, bunların yanı sıra nişasta, glikoz ve diğer birçok madde çeşidi var arkadaşlar. Patates kabuklarının yapılması da çok çok basit. Patates kabuklarını iyice yıkıyoruz. Soyuyoruz arkadaşlar patateslerimizi. Ve şu şekilde ben güneşte kuruttum. Güneşe koyup bunları bu şekilde kurutacağız. Ve daha sonra ne işlem yapacağız? Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iyice kuruması gerekiyor. Bakın iyice kuruttum arkadaşlar. Şunu kenara alayım. Sonra robotumuzun içerisine alacağız arkadaşlar. Kabuklarımızı iyice öğütmeye çalışacağız. Öğüteceğiz daha doğrusu. Şu şekilde elimizde de biraz kırarak içerisine dolduruyorum. Ben hep sizlere evde sizin de elinizin altında olan malzemelerle beraber yapabileceğiniz ve çok sağlıklı gübre tariflerini vermeye devam ediyorum. Başka gübreler de vereceğim ve yine söylüyorum. Bu gübreleri muhakkak ve muhakkak 15 gün arayla kullanın. Sık sık kullanmayın. Yani aradan 2 hafta geçmeden hiçbir besini kullanmayın arkadaşlar. Çiçeklerinize faydadan çok zarar sağlar. 2 haftada bir verirseniz çok daha faydalı. Şimdi biraz gürültü yapacak ama arkadaşlar. Arada bir durdurursak üstteki büyüklerini de altına çekecektir. Çok basit. Kullanımı da çok basit arkadaşlar. Bu gübreyi siz muhakkak yapacaksınız. Patateslerin kabuklarını hiçbir zaman atmayacaksınız. Küçülmesini sağlıyoruz. Bakın. İyice küçülüyor. Ne kadar küçültürsek o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Hemen bir kasenin içerisine alalım. İyice ufaladık. Kullanımı da çok basit. Hiçbir şekilde suda falan bekletmeyeceğiz. Kuru haliyle beraber çiçeklerimizi hemen uyguluyoruz. Bu şekilde bütün saksılarımıza bir çay kaşığı şu şekilde bir çay kaşığından birazcık büyük bir kaşık bu bakın. Tatlı kaşığına yakın şöyle bir kaşık toprağın üzerine serpiştiriyoruz şu şekilde. Ve toprakla karıştırıyoruz. Yani toprağa karışmasını sağlıyoruz. Ve daha sonra suluyoruz. Bu kadar basit. Kullanımı çok basit. Hazırlanması çok basit. Hem de bedava arkadaşlar. Hiçbir şekilde para vermeden kendi gübrelerinizi kendiniz yapın. Ben size devamlı farklı farklı gübre tarifleri vereceğim. Ve bu gübre tariflerini bir yerlere not alabilirsiniz. Gidip çiçekçilerden bir sürü paralar verip de kesinlikle gübre almayın. Vitamin almayın. En sağlıklı vitaminler ve gübreler bunlar arkadaşlar. Şu şekilde koyduk, yaydık ve toprağıyla karıştırıyoruz sadece. Ben çiçeklerimi yeni suladığım için toprağa bakın nemli. Üzerinden şöyle bir tarafına koymanız yeterli. Onu suladığınız zaman bütün her tarafına vitaminini çekecek. Şöyle toprağın üzerine yayıp iyice karıştırıyorsunuz. Kullanımı da bu kadar basit arkadaşlar. Siz de bu şekilde çiçeklerinizi çok güzel bir şekilde besleyebilirsiniz. Bakın çok güzel bir toprak haline geliyor arkadaşlar. Kurutup öğüttüğünüz zaman güneşte kurutun. Şu an havalar sıcak arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Muhakkak ve muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Burada sadece 2 patatesten ben yaptım. Siz fazlaca yapıp bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.